Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta gündem videomuz için döndük dolaştık, tekrar İstanbul'a geldik. Fransa, Yunanistan, İzmir, Antalya, Kemer derken tabiri caizse Kürtçü dükkanımıza, İstanbul'a dönmüş vaziyetteyiz. Ama yağan yağmur altında bakalım bir şeyler çekim yapıp azıcık biraz gündemin konularını anlatmaya çalışacağım. Bu hafta da gündem oldukça hızlı ve tabii ki bir yaşadığım olayla ben başlamak istiyorum. Geçen hafta yine Kemer'de bir işimiz vardı, Antalya'da daha doğrusu. Oraya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçtuk. Sabiha Gökçen'in bir çözülemeyen bir otopark problemi var. Normalde Türkiye'de havalimanı ihaleleri terminal artı otopark olarak çıkıyor. Tamam, yeni pist yapıldı, yeni park yerleri. Fakat otopark yetmiyor. Ve otoparkın yetmemesi açısından ana terminalde yetmiyor. Dışarıda da işte İS Park'ın olsun, Express Park'ın olsun, onların yerleri var. Onlar da dolmuş. İlk defa böyle bir şeyle ben karşılaştım. Ve sabahın 5'inde AVM'nin rica ettik. Bekçisine kapıyı açtı, arabamızı koyabildik. Hani o saatlerde çıktığınız zaman toplu ulaşım olamayabiliyor. Bu açıdan da yazın ciddi problemlerin yaşayacağını ben tahmin ediyorum. Buna da böyle ilk böyle bir uyarı konumuz şeklinde söyleyelim. Şimdi bu yağmur altında değineceğim önemli konulardan bir tanesi, bir detay aslında bununla ilgili video yapacaktım fakat yetişmedi desek yeridir. TUSAŞ'ın test uçağıyla ilgili bir çalışması var. Test uçağı nedir? Bir Global 6000 tipi uzun menzilli bir iş jeti test uçağı haline getirilecek. Bu test uçakları için aslında aynı tür uçaktan 4 adet TUSAŞ'ta var. Hava SOŞ, yani elektronik karıştırma, sinyal istihbaratı, komuta kontrol amaçlı o 4 uçak Aselsan'la beraber TUSAŞ'ın yükleniciliğinde özel bir uçak haline getiriliyor. 4 adet var. İkinci el bir uçak alındı. 2015 model Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alındı. Bu uçak Ankara'ya geldi. Ankara'da bu uçak Milli Muharip Uçak Kaan için işte özel sensörler, radar sistemleri oluşturulacak. Havacılıkta bura testbed olarak, testbed uçağı, test uçağı olarak adlandırılıyor. Bu uçakta da burnuna özel bir radar takılacak. Yani bizim o Milli Muharip Uçağı'nın o farklı radar görüntüsü o uçağın önüne, radomuna monte edilecek. Bunda da tabii Aselsan'ın geliştirdiği, test çalışmalarını yaptığı AESA radar var. Onu koyacaklar. Ve burada da yüksek irtifada bu radar nasıl görüyor, süratte ne yapıyor, ne ediyor, bütün her şeyi buradan gerçekleştirilecek. Normalde tabii bu tür büyük modifikasyonları yaptığınız zaman uçak havacılık tabiriyle experimental, yani deneysel amaçlı aşamaya doğru geçiyor. Bu açıdan da aslında bir ilk değil bu, benim tahminime göre ikinci uçak desek yanılmayız. İlk uçak bir deniz kuvvetleri tarafından kullanılmış S2E Tracker tipi deniz karakolu uçağıydı. Buna turboprop motorlar TUSAŞ tarafından zamanında, o zaman adı TAI, takıldı. Orman yangınlarında bu uçaktan yararlanılacaktı ama proje bir dönem uçtuktan sonra atıl vaziyetteydi. O uçakta uzun süre TUSAŞ'ın yaptığı testlerde, Aselsan'ın radar sistemlerinde de kullanıldığını belirtmemde fayda var. Şimdi her hafta bizim gündem konularımızdan biri de F-16. F-16 alımı. Hep bununla ilgili bir gelişme oluyor. Bu gelişmeleri de sizlere anlatıyorum. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bunları derleyip size bu bilgileri paylaşmıştım. Ama yağmur ve hava bayağı soğuk. Berkant, bir kahve alalım mı şuradan? Gel, kafeteryadan bir kahve alalım. F-16 konusunu beraber konuşalım. Gel bakalım bir kahve alalım. Nasıl içiyorsun kahveni? Ben sade içiyorum. Tamam, ben de sade içeyim. Şöyle içeri doğru yürüyelim. Bu arada tabii bugün biz tabii bir gün önceden çekiyoruz bu tür şeylerimizi ama yağmurdan bayağı az. Merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba. Burada da ekip sağlam bir şekilde geliyor. Şöyle bir bakalım. Oh. Birer kahve alalım. Ondan sonra şuradan da devam edelim yürüyüşümüze. Berkant, şurada bir önce bir masaya doğru oturalım. Sen de bir nefesten çekim için. Ondan sonra ben böyle uygun bir yer bakayım ama bir dakika. Serhat Hoca'yı gördüm galiba. Bir dakika, bir dakika. Serhat abi merhaba. Aa Tolgacığım merhaba, ne haber? Vallahi şuradan. Ya bu yağmurda ne yapıyorsun? Yerlerde, havalarda giderken şeyde bulduk. Oo, abi ne haber, nasılsın? İyidir Tolgacığım, senden nasıl, ne haber? Keyifler? Şükür kavuşturamadım. Vallahi ya. Yağmur olmasa daha iyiyiz. Ne haber, otursana gel. Ya öyle bir hani bir şey yapmam lazımdı. Şöyle bir kahve içeyim dedim. Hem de uğraşıyorum biraz. Şimdi tabii burada böyle bir denk geldik ki Serhat Hoca'yı hatırlayacaksınız.
denizcilik konusunda, havacılık konusunda, Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda epey öyle bir video yaptık. Bir vaktiniz varsa da hazır bizim gündem konusundan gel, bir... Gel Tolga'cığım gel, vaktim ama var. Ama ben önce bir kahve alayım geleyim, tamam, ondan sonra oldu. Oturalım bir konuşalım. Oldu, gel abi, benim kahvem var, sen de tamam, al yavaş ol. Tamam, hemen alıp geliyorum. Tamam, tamam canım. Evet, kahvelerimizi aldık. Berkan senin de kahven hazır. Instagram'a evet. Koyacağım mı abi fotoğrafları? Ha, koyarım şimdi. Aa, süper. Yakalandım süper. Diye. Evet. Yakalandı. Yakalandım, sobelendim evet. Tabii ben Serhat hocama Serhat abi diyorum. Niye? Bizim uzun yıllardır hukukumuz var. Canım, hukukumuz evet. Var. Senin nazarında benim abiliğim hocalığımdan önde gelir. Yani. Ya biraz öyle mi diyelim? Ama gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri üzerine Serhat hocanın doktorası. Yıllardır bu konuları takip ediyor. Savunma ve havacılık üzerinden, denizcilik üzerinden, havacılık üzerinden benim de zaman zaman başvurup fikirlerine. Bir de tabii havacılığı çok sevdiğimiz için değil mi? Evet, sevdiğimiz tabii, için. Zaten bizi bir araya getiren bir araya getiren şey hikayelerin evet. Başında yani o geliyor. Abilik oradan geliyor aslında. Havacılıktan doğru, geliyor. Doğru. Evet. Biz tanıştığımızda benim hocalık şeyim yoktu tabii. Yani yok, estağfurullah. Maket yapıyorduk, uçak kovalıyorduk. Hala maket yapıyoruz. Hala. Ya ben hatırlıyorum herhalde bir 2,5 yıl falan oldu. Türkiye ilk kongreye F-16, Block 70, şu F-35'lerin hem parasını tahsil etmek. 1,3 milyar dolara yakın para. Bir de tabii uçak ihtiyacını almak için. O zaman çektiğimizde abi çok güzel bir şey söylemiştin. Bayağı bir kanlı geçecek bunların konuşmaları, evet. Pazarlıkları, herkes eteğindeki taşları dökecek. Tabii arka planda oturduğumuz yerin böyle bir müzik yayını var ama herhalde izleyicilerimiz bizi duyuyordur diye tahmin ediyoruz. İnşallah. Kusura kalmasınlar ya, evet. Diyoruz. Ya böyle hani şey oldu, neydi, hazırlıksız oldu ama... Yakaladık, yakalamışken de alırız röportajı. Eyvallah, sağ ol. O zaman abi şey demiştin, gerçekten etekteki taşlar dökülecek, bayağı kanlı geçecek. Evet. Ben hani o zaman pek öngörememiştim onu ama gerçekten çok yıpratıcı geçti o şeyler. Ne düşünüyorsun abi o eski şeyler, röportajda düşündüğümüz, baktığımız zaman? Şimdi onu Ekim 2007, yani Rusya Ukrayna'ya saldırmamıştı evet, daha evet, değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. Evet, tamam evet. O zaman. Güzel günler, ya, barış dolu yani günler. Nispeten evet, hani yani Rusya tatbikat için yığınaklama yapıyordu falan ama zaten Kasım'da işin rengi ortaya çıkmıştı. Ekim, tahmin ediyorum Ekim ayıydı bizim yaptığımızda o. Evet, ben hani bizi çok hırpalayacaklar ve özellikle kongrede Türkiye ile derdi olanlar eteklerindeki taşı dökmek için bunu bir fırsat olarak görüp hani Türkiye'ye Burabalı'ya diye misali girişmek için bunu ellerinden geleni yapacaklar demiştim. Tabii 2,5 senede çok şey oldu aslında. Hani Türkiye ve Yunanistan arasında çok şey oldu. Yunanistan Başbakanı gitti kongrede, ortak oturumda ağırlandı. Yani ve işte hani büyük bir destek kendisine gösterildi. Bütün bunları düşündüğümüz zaman sonuç öngördüğümüz gibi oldu ama F-35 de evet, kondu aynı yasa evet, teklifine. Evet, yani zaten bunları ikisini, yani Yunanistan F-35, Türkiye F-16'yı aynı pakete koydular ki yani birine evet birine hayır ya da birine itiraz edip ötekine sessiz kalmak mümkün olmayacak şekilde sundu bunu yönetim. Ve yönetimde yine o şeyde ben onu vurgulamışım. Yani kongre belli bir noktaya kadar ısrarcı olabilir ama yönetim bu bizim ulusal çıkarlarımıza uygundur dediği anda da akan sular durur. Yine sen benden daha iyi takip ettin. Yani süreçte böyle bir iki tane işte satışı engelleme ya da şart koşmaya yönelik bir iki teklif getirmeye kalkan olduysa da bunların hiçbirisi, bunlar yani başarısız oldu. Yönetimin talep ettiği şekilde geçti. Ben şey soracağım. Bununla ilgili tabii yani Menendez faktörü şeye çıktı, taca çıktı. Arkasından da merak ettim konu. İşte bu uçaklar Ege'ye çıkamaz tarzında bir yaklaşım oldu. Şimdi bunu şimdi tabii arkadaşlarımız soruyor. Sen neye dayanarak yapıyorsun? Biz soruyoruz. Milli Savunma Bakanlığı soruyor. Böyle bir şey yok dendi. Bir de arkasından Amerika'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Yani beni böyle çok şaşırttı. Bu kara sularının Amerika aynı Türkiye'nin yaklaşımı neyse değil mi? Ege'deki kıta sahanlığı, adaların deniz münhasır bölgeleri hava sahası, falan. Hava sahasının genişliği. Ne oldu orada tam? Şimdi aslında Yunanistan kendi kalesine gol attı. Ya F-35'lere rağmen kendi kalesine gol attı. Şu, yani benim okumam böyle tabii. Hani Mitsotakis o sözünü ettiğim kongre ortak oturumunda Türkiye'ye uçak F-16 satmayayım dedi.
Sonra hani baktı bu işin kaçarı yok. İki satış birbirine bağlantılandırılıyor. Türkiye'ye satacaksanız koşullu satın, hani Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmesin dedi. Şimdi egemenlik ihlali çok ciddi bir mesele ama Yunanistan'ın egemenliğinin sınırlarını nerede gördüğü asıl şey oldu. Orada tartışma konusu oldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı çalış. Biz bunları hep Yunan kaynakları üzerinden takip ettik bu arada. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ege'deki durumu incelediğinde ortaya çıktı ki yani Yunanistan'ın karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil. Yunanistan'ın ihlal diye nitelendirdiği uçuşların büyük bir bölümü de bu aradaki 4 millik farka yapılan uçuşlar. Yani dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı böyle bir şartı getirmenin hukuken temellerinin zayıf olacağını iddia etti. Bu arada yine galiba Katimeri gazetesi, Katimerini gazetesinde çıktı bu. Yani bir takım ufak özellikle adaların ve adacıkların gri bölgeler. Yani bizim gri bölge dediğimiz, hepsi değil belki bizim o kapsama aldığımız ama ya 300'e yakın şeyin adanın ve formasyonun Yunanistan'a ne Lozan Barış Antlaşması'yla ne de Paris Barış Antlaşması'yla bırakılmadığı ortaya çıktı. Yani Yunanistan'ın bunlar üzerindeki egemenlik iddiasının hukuki temelinin olmadı, en azından zayıf olduğunu ifade ettiler. Hani kendi kalesine gol attı derken tam da yani söylemek istediğim şey buydu. Güvence almaya çalışırken bu F-16'ların özellikle Ege'de kullanılmasına yönelik bir takım kısıtlamalar koymaya çalışırken Yunanistan aslında kendi tezlerinin Washington nezdinde ya da Washington'daki resmi çevreler nezdinde ne kadar zayıf olduğunu da öğrenmiş oldu. Hani bu süreçte bu ortaya çıktı. Yani buradan manşet bize sizin estağfurullah sözlerinizden. Estağfurullah. Biz de bir şeyi öne çıkartıp ilgiyi çekeceğiz. Yani tamam F-35, F-16 blok yetmiş tabii ki tartışıyoruz, anlatıyoruz ama en azından bu konuyla ilgili Amerikan yaklaşımının çok ilginç, Serhat Hoca'nın anlattığı bunlar çok önemli. Şimdi bizler çok kısa vadeli bakıyoruz, yarını görmeye çalışıyoruz kristal küreden ama Serhat Hocam onun kristal küresi bayağı uzun menzilli görüyor. Yani o 2,5 yıl önceki şeyleri düşününce geçmişteki muhabbetlerimizde bazı konular F-35 başta olmak üzere ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu tekrar tekrar görüyorum. Ama röportajda başka bir örnek vermiştim anımsarsan. İki tane peri sınıfı bizim Gabya dediğimiz fırkateynin Türkiye transfer aşamasında işte bu Mavi Marmara olayı yaşanmıştı. Bu senatodaki işte bu hani bu silah satışlarının incelendiği komisyonun başındaki senatör, şimdi ismini hatırlamıyorum. O mesela Türk Büyükelçisi'ne davet edip yani bu gemilerin İsrail'e karşı kullanılmayacağına dair güvence istemişti. Tabii hani Yunanistan'ın Amerika nazarındaki kıymetinin, öneminin İsrail'le karşılaştırılamayacak kadar şey olduğunu, ne diyelim, daha düşük nitelikte, düşük düzeyde kaldığını da bize gösteriyor. Çünkü böyle bir güvenceyi pervasızca isteyebildiler ama F-16'lar konusunda Yunanistan belki de bu örnekten yola çıkarak böyle bir garanti almaya çalıştı. Ama aradan 2,5 yıl geçti Tolga. Yani bu ya, iş 6 ay içinde mi sonuçlansaydı, yani birkaç herhalde, hadi bir yıl içerisinde blok 70'ler gelmeye başlayacak. İlk uçakları belki alabilirdik. Bahreyn'e başladı teslimatlar bir yandan. Slovakya'ya geçen hafta iki tane, yani şeyde Lockheed'de en azından teslimi yapıldı. Amerika'da kalacak uçaklar ama hani düşündüğün zaman da hani bu bu şeyin patırtı gürültünün uzun sürmesinin böyle bir etkisi oldu. Yani en az iki, sen daha iyi takip ediyorsun. Üç herhalde 4 yıldan vallahi önce gelmezler. 3-4 yıllı benim tahminim geliyor. Filo hizmetine girmeleri falan değil mi? Viper modernizasyonu var. Aha. Bir yandan da ben şey inanıyorum. Hani Türkiye'de bir fırsat görüyorum mesela. Blok 70'e talep çok yüksek. Lockheed yetişemezse onun teslimatına geçmişte Mısır'da olduğu gibi belki TUSAŞ'tan çıkar. Artık tabii TUSAŞ için bunlar ufak işler. Evet. Yani artık kendi ürünlerini yapıyor, tasarlıyor. Milli Muharip Uçaklar. Ya şimdi Kaan'ı uçurduktan sonra eskisi onlar hala önemli ama hayır, eskisi para kadar para kazanmak tabii için de önemli. İlişkiler için de belki de önemli. Bir de şeyi hatırlarsın, laf lafı açtı. Havacı geyiğine döktük şey ama. Dökelim. Hindistan'a biliyorsun F-21 diye önerdiler imalat hattı açmayı da teklif ettiler. Hakikaten böyle bir ihtimal olabilir ama bu ihtimal hani böyle bir ihtimali çok cazip gelse de ilk başta değerlendirirken ben bunun Kaan'ın geliştirilmesine ve üretimine ne derece sekte vurur onu da hesaba katmak gerekir diye düşünüyorum. Ben her şeyde söylediğim gibi ben Kaan'ı gerçekten eğer istenilen şartlara, hani şu ilk uçuş bile çok önemli bir şey.
Türkiye'nin havacılık açısından evet. Kurtuluş Savaşı diye bunlar da tekrar hepsine söylüyorum. Evet. Kayda geçelim. Tabii merak edilen bir konu. Mesela şimdi tamam kongreden geçti. Yine Milli Savunma Bakanlığı diyor ki mektup geldi bu arada. Nisan ayında Amerikalılarla ortak toplantımız, biz derslerimizi çalışacağız. Gerçekten 23 milyar dolarda ne eksiltilebilir, ne olabilir? Çünkü çok geniş bir liste istedi Türkiye. Amerika'da geniş bir fatura çıkardı bize. Evet. Bunlar konuşulacak. Muhtemel deniyor ki Haziran, Temmuz gibi biz bunun anlaşmasının ilk şeyini beraber atarız. İlk ön mutabakatı taksit, yaparız. Taksitle de ödedik mi bu girer. Peki. Ama zaten ilk taksit ödenmiş değil miydi? İşte onu görüşecekler muhtemelen. Değil mi? İlk taksit onu mu sayacak veya 23 milyara 1.3 biraz az kalabilir, biraz artabilir. Yani %5'i oluyor ama evet. Onlar ayrı bir şey. Bize izleyiciler hep şu yorumu yapıyorlar. Amerika, ya kardeşim ben bu uçakları vermiyorum. Attık imzayı ama Türkiye'ye vermiyorum. Yapabilir mi, söyleyebilir mi? Bunu diplomatik ve uluslararası ilişkiler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu, her şey olabilir tabii. Bunu her zaman yapabilir. Yani biz hani geçmişini de iyi kötü çalışıyoruz. F-4'lerin hikayesini biliyorsun işte. İkinci parti F-4'lerin yani gelişi ne kadar... Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde imzalanıyor. İmzalanıyor. Hani ilk parti uçakların gelişi de gecikiyor. Ama ikinci parti ambargonun kalkmasını bekliyor. Dolayısıyla Amerika'da veya Türkiye'de veya dünyada işler değişir. Bunu her an Amerika Birleşik Devletleri bu sevkiyatı askıya alabilir. Yarısını gönderebilir, modernizasyon kitlerini göndermeyi kesebilir, destek verme. Bunların hepsi mümkün çünkü Amerika'nın silah ticareti yaptığı ülkelerle böyle siyasi ilişkiler ters gittiğinde bu tür uygulamalar var. Pakistan var, İran en temel örneği tabii yani bunu biliyorsun. Dolayısıyla bu ihtimal var ama ben 2,5 yıl aradan sonra bu işin kotarılmış olmasını İlişkilerin bundan sonra daha az pürüzlü bir zeminde yürüyeceğinin işareti olarak görüyorum. Çünkü uzun süredir ilk defa bir yazılı bir metine ya da yol haritasına sadık kaldılar. Biraz çünkü uzun oldu ama şimdi tabii bak neyle başladı iş? Yani Yunanistan vardı işin içinde, sonra İsveç'in NATO üyeliği girdi. Bir sürü başka unsur girdi. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine işte... Terör PKK'nın o ülkedeki faaliyetlerine gerekçe gösteriyordu. FETÖ mensuplarının orada bulunmasını gerekçe gösteriyordu. Ama bugün onların hiçbirini tartışmıyoruz. Yani bir sonraki adıma geçildi. Geçildi. Ve hani bu bir nevi müttefikler arası güven arttırıcı önlem olarak düşünebiliriz bunu. İki taraf da hala birlikte çalışma konusunda eskisi kadar ne diyelim... Emin değiller birbirlerinden ama ilk adımı attılar ve iki tarafta da hani ortaya konan yol haritasını haritasını halel getirecek bir ne söz duyuldu ne bir hamle yapıldı. Son düzlükten bahseden son aşaması bu işin iyi yönetildi. Şimdi dolayısıyla bu bir öğrenme sürecidir. Eğer birbirlerine güvenmeyi ve iyi iletişim kurmayı becerirlerse bu blok 70'lerin Türkiye'nin Türk Hava Kuvvetleri'ne katılması öngörülen takviminde gerçekleşir. Belki işte Türkiye'nin talebi değil mi? Bunların TUSAŞ'ta monte edilmesi. Orada zaten birikim var. Hani Türkiye'de F-16 deyince özdeşleştirilen yer zaten TUSAŞ. Ve bu daha büyük bir şeyin kapısını açar mı? Aslında açabilir. Yani blok 70 gibi bir şeye büyük talep var. Ama işte orada kongreyi çok iyi, orada kongre faktörü bir kere daha devreye giriyor. Bu sadece etnik lobiler ya da Türk düşmanlığından değil. Yani yönetim, o F-16'nın üretildiği fabrikaların bulunduğu eyaletler için çok önemli onlar. Yani o şeyin, o üretim hattının paylaşılmaması o eyaletin gelirinin elinde kalması demek. Dolayısıyla yerel düzeydeki siyaset de devreye girecektir. Veya oradaki fabrikanın üretimini hızlandırması için buradan işte ne bileyim ön gövdenin, orta gövdenin hızlı bir şekilde yüksek standartlarda teslim edilmesi. İşte ama Şimdi F-16, F-18 şeyini hatırlarsın, yarışmasını hatırlarsın. Mesela hava kuvvetleri için, o zaman için. Hem Türk siyasetçiler hem de Türk Hava Kuvvetleri bu kongredeki bu yerel dinamikleri çok iyi kullanıyorlar. O zaman işte McDonnell Douglas, St. Louis'deki fabrika, yani orada o eyaletin senatörlerini işte biz size vereceğiz diye oy, büyük bir kredi paketinin lehine oy kullandırtıyorlar. General Dynamic'ti o sırada. İşte Texas Fort Worth'teki tesisler. Texas'lı kongre üyelerini bağlıyorlar. Hani o dönem çok iyi becermişler bu işi. Bugün o yapılabilir mi bilmiyorum ama hani dönüp baktığımız yerde ben şu sonuca varıyorum ki zaten beklediğimiz de buydu. Türk Hava Kuvvetleri acilen modern,
Yani 4,5. nesil platformlara, uçaklara ihtiyacı vardı. Bu uçakları Yunanistan'a karşı kullanamazsınız. Muhtemelen Fransa'ya karşı falan da kullanamazsınız. Hayal görmeye gerek yok ama İran'a, Rusya'ya veya sınır ötesi operasyonlar. Operasyonlarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sanıyorum Türkiye'yi zorlayacak ya da Türkiye'yi meşgul edecek konulardan bir tanesi önümüzdeki 5-10 yılda bu artık çok gelişmiş ve geniş bir yelpazede yer alan yerli akıllı mühimmatın blok etmişlerden uygulanması. Evet, nasıl atılabileceği galiba bu da ben olsam hani bu paketi müzakere ederken buna dair bir takvimde şey yapardım. Belki hemen olmaz ama 5 sene sonra peyderpey olarak bu mühimmatın entegrasyonu. F-35 için mesela Türkiye bunu SOM için almıştı, hatırlarsın. Evet, evet. Değil mi yani? Roketsan evet, ve TÜBİTAK SAGA yaptı. SOM J miydi? Daha ufak modeli. 2011'de almıştı. Çin'de görmüştük şeyleri. Evet. İlk. İşte bu hani siyasi ilişkilerde güvenin ne kadar yeniden oluşturabildiğinin de bir yansıması olacak. Şimdi ben haddim olmayarak Serhat abi senin yanında şöyle bir yorum yapsam ne dersin? Çünkü son bir gelişmeye bağlayacağım. Belki de bu kongreden çıkan blok 70 kararıyla birlikte artık o Amerikan-Türkiye ilişkilerinde dibe vurma noktası son 20 yılın, 30 yılın desek, bunu bir de şeyden değerlendirir misiniz? Çünkü geçen hafta hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski MİT Başkanı, şu anki MİT Başkanı İbrahim Kalın, beraber ikisi aynı anda Washington'daydı. Orada böyle çok enteresan şeyler söylediler. O ziyaretle bir bağdaşlaşma, çünkü bunu niye soruyorum? Tamam, blok 70'i aldık, hadi 10 yıl hava kuvvetlerinin geleceğini toparladık. Evet. Sonrasında Milli Muharip Uçak Kaan için 80 tane motor, evet, T-70 projesi, helikopter, işte bir sürü şey almamız lazım. Bu belki kapı açar mı? Zaten hani bu o kapı açılmış ki onun o kapıdan en son geçen de bu F-16 paketi oldu diye ben düşünüyorum. Yani o kapıyı açtık, o dibe vurmadan yani sonra. O işte F-110, yani General Electric F-110'ların Lara ilişkin talep aslında artık bir şeylerin piştiğini bize gösteriyordu. Evet, en kötü geride kalmış gibi gözüküyor. Bunu karşılıklı güveni tazeleyecek yeni adımlar takip edebilir. Bir de Amerika'nın şöyle bir benim gözlemleyebildiğim kadarıyla şöyle bir politik davranış kalıbı var. Özellikle Türkiye ne zaman böyle bir şeyler geliştirmek için yola çıksa Amerika daha önce vermede tereddüt ettiği şeyler konusunda cömert olabiliyor. Hani onu hatırlar mısın bilmiyorum ama okumuşsundur. Mesela bu ambargo döneminde bir Türkiye'de jet eğitim uçağı İtalyanlarla beraber MB-339'da, evet, yanılmıyorsam. Evet, evet. Yani o ihale böyle bizim Arda bunu yazmıştı, Arda Mevlütoğlu. Arda Mevlütoğlu, siyah, gri, beyaz. Evet, vallahi onda selam yazılar var. Evet, selam Arda edelim Arda'ya. Arda çok titiz çalışıyor. Bazı ayrıntıları. Mesela 78 yılında tam o ihale ilan edilecek. Ambargo devam ederken ihale bir şekilde ne diyelim hani bağıntıya getiriliyor ve Amerika 40 tane T-38 veriyor Türkiye'ye. Ya, şimdi bak çok enteresan. Yanılmıyorsam Amerika dışında T-30 kullanıcısı o tarihte 38, yok. 38 tabii, ne Almanya o kadar pilotu var, hala Amerika'ya gidiyor. Bir de Portekiz de var ve çok da evet, ama hala modernize edip uçuruyoruz. Evet, yani ücret alacak yerine. Dolayısıyla böyle belli bir yeteneğin eşiğine geldiğiniz zaman Amerika o eşiği geçmemeniz ya da o eşiği geçtikten sonra ona bağımlılığınız tamamen ortadan kalkmasın diye size yeni bir takım ödüller veriyor. Ama şimdi bu Kaan da böyle. Şimdi Kaan'ın eğer hedeflendiği şey olacaktır. Ben de öyle düşünüyorum artık. Yani o uçması bir adımdı ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani filo hizmetine girecek Kaan bambaşka bir uçak olacak. Yani ondan hiç şüphemiz yok. İşte ben seni izledim. Daha küçük olacak dedin. Yani uçak şu anda boş. Ne radarı var, ne sensörleri var. Bambaşka bir şekil alacaktır. Ama bir yola çıkıldı ve bu yolda kararlılıkla gidilecek. Şimdi Kaan'ın Amerikan alt sistemlerine bağımlı şekilde gelişmesi için Amerika, bu sözünü ettiğimiz kapılar açıldı dedik ya, onları açık tutmak isteyecektir. Yani bu hani bir yandan platformda bağımlılık değil ama alt sistemlerde bağımlılık. Hiç olmazsa orada bağımlılığı tutmak bu bir için. Yandan projeyi hızlandıracak ama bir yandan da tuzakları olan konular artık şimdi onun artık bu siyasi tercihtir. Siyaset, tabii, siyasi. Tabii. Yani şimdi Kaan'ı geliştirmek, filo hizmetini hazır hale getirmek bizim alışkın olmadığımız düzeyde mühendislik sınamalar ile baş etmeyi gerektiriyor. F-35 projesinde kalabilseydi Türkiye bu konuda biraz daha birikimli ve deneyimli olacaktı. O olmadan bu işe soyunuluyor.
Dolayısıyla bir takım kestirmeler böyle Amerikan şeyiyle, yani teklifleriyle alınabilir. İngilizlerle falan, evet, böyle bir orta yani yol bulunmaya işte çalışılıyor. Sonuçta şeydir, her şeyin bir fırsat maliyeti vardır. Bunun size siyasi maliyetine bakarsınız. Ekonomik olarak cazip gelebilir ama siyasi kısıtları vardır. O zamanın şartlarında değerlendirilmesi gerekir. Ama Kaan gelişecek, artık o gözüküyor öyle ya da böyle. Ve bu geliştirme sürecinde biz Amerikalıların giderek daha fazla müdahil ya da katkı sağlayan bir tedarikçi olarak ortaya çıkmaya çalıştıklarına tanık olabiliriz. Ben Serhat abi müsaadenle şöyle bir yukarı bir link bırakacağım. En son geçen ay Kabadakya Üniversitesi'nde Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine ya bu işlere keyif meraklıysanız ben evet, böyle bir saat 10 dakika falan da o. 17 dakika. Evet. Bir saat uzun 17 dakika yok. Ben, ama yani ya bu Türkiye-Amerika ilişkileri tarihte neydi, ne oldu, hangi yerde kriz yaşandı? Doktora konunuz abi sizin. Ondan evet, sonra serisinden linki de bırakıyorum. Şimdi havacılıktan hazır yakalamışken denizde kenarındayız. Merak ettiğim bir konu. Sao Paulo'nun, hatırlayacaksınız, Sao Paulo Brezilya donanmasının uçak gemisi emekli edilecek. Yok Türkiye'de asbest mi alalım mı yapalım mı derken Serhat abi çok güzel anlatmıştı o zaman. O videonun da linkini yukarı bırakalım. İtalyanlar 40 yıldır kullandıkları uçak gemisi. Ya benim dilim dönmüyor. Neydi? Giuseppe Garibaldi. Evet. Garibaldi. İtalyan bağımsızlığının kahraman ya da bütünleşmesinin kahramanlarındandır Garibaldi. Evet. Emekli ettiler. Bir de böyle bir o konuyu hazır yakalamışken deniz kenarında bir değinelim mi? Böyle biraz spontane yani atıyorum kolları ama. Aslında o Sao Paulo ki Fransızların Foch uçak gemisidir o. O dönemden beri ben böyle piyasada olan uçak gemisi, uçak gemisini andıran, işte amfibi hücum gemisi falan şeyleri bizim TCG Anadolu gibi yani. Evet, takip etmeye çalışıyorum. Şimdi anladığım kadarıyla İtalyanların enteresan fikirleri var. Bunlardan bir tanesi onu bir uzaya gönderecek roketler için bir fırlatma. Ha, güzel bir fırlatma rampası şey gibi kullanma. Boeing'in Ruslar, Norveçler ortak yani, yaptıkları. Bu bir fikir. Çünkü o platform belli ki hala onun ömrü var. Yani belki uçak gemisi ya da işte ne diyelim amfibi hücum gemisi olarak ömrü kalmadı ama ama büyük bir gemi, 38 bin ton. Yani bizim TCG Anadolu'dan 10 bin ton daha, 10 bin ton daha deplasmana en azından fazla. Hani ve şey dikine inip kalkabilen platformlar. Yani ona hazır pisti. Evet, Harrier gibi şeyler. Şimdi eğer Türk Deniz Kuvvetleri uçak gemisi operasyonları konusunda birikim elde etmek istiyorsa Garibaldi gibi bir gemiyi alıp ilave öğrenebileceği bir şey yok. Çünkü TCG Anadolu artık hizmete girdi. Evet. Yani, dikine kalkacak inecek uçağımız da yok. Öyle. F-35 de yok. Zaten TCG Anadolu'da konuşlandırmak için helikopter ve uçak bulmakta. İHA'ya döndük. Evet. Yani ki o da işte TB3 değil mi, geliştirme safhasında. Yani aslında TCG Anadolu'dan harekat yapmaya uygun tek platform şu anda Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki şeyler işte Whiskey Kobra'lar. Whiskey AH1W Süper Kobra'lar. Evet. Şeyi konuşlandırıyorlar, Seahawk'ları konuşlandırıyorlar ama Seahawk biliyorsun çok kıymetli bir platform. DSH, Denizaltı Savunma Harbi. Yani onu böyle yük taşımak için, personel taşımak için kullanmak pek şey mantığına uygun değil, çok yüksek maliyetli. Zaten hani elimizde yeterince hava platformu yok öyle bir gemiden kullanabileceğimiz. Dolayısıyla hani Garibaldi'ye şu anda gaz kesmek, senin tabirine talip olmak çok mantıklı bir seçenek gibi şey durmuyor. Ama İtalyanlar şunu yapmışlar. Hı-hı. Belki şuna yani bağlayarak bitireyim. İki tane işte aynı tip ya yani benzer özelliklere sahip gemileri vardı. Bir tanesi de Cavour, Comte Cavour da işte F-35'leri ona mı koymuşlar? Galiba evet. O daha yeni çünkü o 2008'de hizmete girmiş. Şimdi böyle uçak gemisi ya da benzeri platformlara sahip olacaksanız en az iki tane olması gerekiyor. Çünkü biri dinlenmede, bakımdayken diğeri seferde, görevde olacak. Mesela Fransızların tek uçak gemisi var. Charles de Gaulle yani bakıma geldiği zaman denizlerde yok öyle bir platformu. Hani TCG Anadolu'yu TCG Trakya'nın takip etmesi bu açıdan önemli. Zaten hani Somali ile bir anlaşma da imzalanmış. Belli ki Türk Deniz Kuvvetleri çok uzun ufuklu bakıyor. O tür yerlerde, o tür mesafelerde görev yapabilmeniz için de tek TCG Anadolu yetmez. İkinci bir hava gemi, gücüyle oraya hani, boy göstermek dolayısıyla lazım. Dolayısıyla TCG Trakya hizmete girene kadar Garibaldi işimize yarar mı?
düşünülebilir ama bence o maliyete değmez. Yani o kaynakları bir an önce yeni bir gemiye ayırmak. Bir de artık işte TCG Anadolu'yu öğrendiniz zaten. Hani Garibaldi'yi tanımak, öğrenmek zaman alır. Dolayısıyla Türkiye'den böyle hani bu gemiye talip olalım diye düşünenler varsa bu kısıtları düşünmelerinde yarar var. Ama o eskisi kadar büyük heyecan kalmadı. Zaten sen de yine programda gösterdin değil mi? Stobar yani yakalama kancası sistemiyle ve kısa mesafeden kalkış sistemiyle hareket edecek uçakların konuşlanacağı bir uçak gemisi düşünüyor Türkiye. O anlamda konsepte de çok uymuyor Garibaldi. Vallahi Deniz Kuvvetleri bu yıl bütçeden bayağı parayı güzel TF2000 evet. projeleri arkasından konsept tasarımlar için böyle bir ilerleme var. Bakalım ne olacak ne bitecek. Tabii. Yıl denizcilerin yılı gibi pek karayla havaya para kalmadı. Hadi hava da şeyden aldı blok 70'ten karacılara pek para kalmadı gibi ama gözüküyor artık Türkiye'nin yeni savunma konsepti de ana vatan savunmasını esas almıyor. Yani bütün muharip birlikler ya sınır ötesinde bir yerde konuşlanmış durumda ya da sınıra çok aşağıya kadar. Evet. Dolayısıyla eskisi gibi kara gücüne dayalı bir şeye yapılanmaya ihtiyaç yok. Bir de yani hem deniz kuvvetleri böyle bir göreve hevesliydi hem de mevcut iktidarın dünya görüşü, dünyaya bakışı o tür uzak mesafelerde görevi de gerektiriyor. Bu açıdan baktığında deniz kuvvetlerinin bütçeden eskisine kıyasla daha büyük bir pay almasında şaşacak bir şey yok. Valla Serhat abi ne güzel oldu. Evet. Nusret şeyiyle yakaladık. Evet. Ondan sonra soğuk da bayağı hava. Evet. Biz müsaadenizi isteyelim. Estağfurullah. Böyle bir estağfurullah. Rüzgar aldık. Evet, üşüdük de. Kahveler de kesmedi. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Böyle bir pazar muhabbeti oldu. Daha güzel bir havada. İnşallah. Daha uzun yapalım evet. Valla. Valla çayıra yayılıp çimenlere yapalım valla. Evet. Evet. Çok teşekkürler Serhat abi. Görüşmek üzere. Biz çekimlerimize devam ediyoruz. Tamam. Biraz hava kötü ama yapacak bir şey yok. Ne zaman yayınlanır bu? Bu pazar günü sabah 10'da yayında haberleşmek üzere. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hadi haberleşiriz. İyi bak kendine. Görüşürüz. Vallahi Serhat Hoca'yı yakaladık. Serhat abiyi çok güzel şeyler öğrendik. Ne yapalım biz? Berkant çekime devam. Hadi bakalım. Evet Serhat Hoca'yla çok güzel bir keyifli bir muhabbet yaptık. Aslında böyle bir pazar sabahına izlenecek hoş bir muhabbet oldu. Bu arada söyleyeyim bazı izleyicilerimiz işte çok fazla konu var çok uzun oluyor diyebiliyorlar. Ben bunun montajı sırasında hangi dakikada hangi konuya geçiyorum? Yani atıyorum Deniz Kuvvetleri ile ilgili bir konu var. Bunu dinlemek istemiyorsunuz. Ben başka bir şeye bakıyorum. Oraya tıklayıp geçebilirsiniz. O yüzden açıklamalara bakmayı unutmayın diye tekrar uyarılarımızı koyalım. Burada çünkü çok fazla konu var. Bir de haftada gerçekten çok fazla konu birikiyor. Şimdi geçen haftanın ilginç konularından bir tanesi de Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Dimdex Savunma Fuarı. Bu savunma fuarına Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından organizasyonla 39 Türk savunma şirketi katıldı. Gerçekten bir gövde gösterisiydi. Türk şirketler yoğun görüşmeler yaptılar. Yeni ürünlerini tanıttılar, sistemlerini koydular buraya. Ve o haberlerden bir tanesi de değerli Savunma Sanayi STR'nin genel yayın yönetmeni Anıl Şahin'in Aselsan Genel Müdürü Ahmet Bey'le yaptığı röportajdı. Röportajın konusu da erken uyarı radar sistemiydi. Bu aslında ilk defa ben İDEF'teki, geçen sene yapılan İDEF'te görmüştüm. 10 ton ağırlığındaki bir aracın üzerine yerleştirilmiş devasa bir ISR radarı. Bu radar 500 kilometre menzile sahip ve bu radarın da ihraç haberini paylaştı Anıl. Tabii ülke ismini açıklamıyor Aselsan. Bu da önemli bir adımdı. Şimdi bu radar devasa bir sistem. Uçakları görüyor, helikopterleri görüyor, insansız hava araçlarını görüyor, ufacık drone sistemlerini görüyor. Ve tabii ki çok önemli bir nokta da, önemli tehditlerden bir tanesi seyir füzelerini görebiliyor. Aselsan'ın amacı Türkiye'deki bütün her türlü yüksek, orta, alçak irtifa gibi bütün radar sistemlerinin millileştirilmesi. Bu konuda da ürünler yavaş yavaş çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ISA teknolojisi daha da ufalıyor. Farklı farklı konseptlerde görüyorsunuz ama bunları yapabilmek çok çok önemli. Gelelim oradan Ahmet Akyol'un, Aselsan Genel Müdürü'nün verdiği bilgilere. Çünkü bu sistemle ilgili fazla ortada şeyler var. Hatta kendisi bir açıklamasında bu radarın yaklaşık 400 kilometre irtifada olan
ISS Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da gördüğünü ifade etmişti. ISS 400 kilometrede dolaşıyor, hatırlayacaksınız. Alper Gezer Avcı, ilk astronotumuz da burada yaklaşık 2 hafta civarında bir görev yapıp arkasından uzaydan yeryüzüne dönmüştü. ISS aralarına baktığımız zaman Eralp sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş durumda. Yüksek menzili var. 10.000 adet modül yerleştirilmiş vaziyette ve bu konuda hem Bilkent hem de Aselsan'ın ortak kurduğu şirketin geliştirdiği birer teknoloji var. Bunlar da önemli detaylar bu radarlarla ilgili. 500 kilometre açıklanan açık kaynaktaki menzili bu şekilde. Ve bunlarla da ilgili artan taleple birlikte Aselsan yeni bir test merkezi ve üretim merkezinde Ankara'da kurmak üzere çalışmalar yaptığını ifade edelim. Eralp S-Band'dan yayın yapıyor. 10 tonluk bir araca üzerine konmuş vaziyette ve bir noktaya götürdüğünüz zaman mobil olarak 30 dakika içerisinde kurulumu söz konusu. Ardından çalışmalara başlıyor. Bu arada tabii radarlar açısından bu tür alçak irtifadan gelecek işte seyir füzeleri, dronlara karşı rüzgar enerjisi için oluşturulan santrallerin bir bozucu etkisi var. Bu da çok önemli çünkü radarın çalışma prensibi dalgalar yayılıyor. Dalgalar yayıldıktan sonra cisme çarpıp geri gelecek. Bunları o bölgedeki rüzgar enerji için kurulan santraller bozabiliyor. Onların da özel algoritması bundan etkilenmeyecek şekilde yapılmış durumda. Geçen haftaki kemer çekimlerinde biraz da size şaka yapmak için çok zorlu şartlarda çalışıyoruz demiştim. Oh dediniz altında deniz kenarında ne kadar güzel zorlu şartlar dediniz ama şimdi bugün de yağmur gerçekten böyle ıslana ıslana. Karma mı diyelim abi buna? Ne diyelim Berkan? Karma. Karma diyelim. Siz orada şey yaptınız bize karşı. Böyle o kemer gez bakalım diyorsunuz ama görev aşkıyla yanıyoruz gördüğünüz üzere. Yağmurda ıslana ıslana şemsiyenin altında Berkant beni çekmeye çalışıyor. Geri geri yürüyor. Dikkat ediyor geri geri yürürken. O yüzden de çok sorulan bir soru. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Berkant geri geri yürürken dikkatli yürüyor. Başına bir şey gelirse ki gelirse yapacak bir şey yok. Dikkat ediyorsun evet. Evet. Şimdi Dimdex fuarındaki enteresan noktalardan bir tanesi de Roketsan'ın Levent füzesi. Levent füzesi deniz platformları için geliştirilmiş bir hava savunma füzesi. Bunun ne diyelim size lansmanı ilk defa birebir ölçekli modeli Doha'da tanıtıldı. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet. İlk Doha'da tanıtılmış durumda. Murat İkinci, Roketsan'ın genel müdürü bunlarla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz notlarımı alayım. Yakın hava savunma sistemi tabii önemli bir nokta. Çünkü gemilerle ilgili birçok mühimmatı almakta Türkiye yaşanan gizli veya açık ambargolardan ciddi problemler var. Levent bu açıdan önemli bir adım ve Türkiye'de bu sistemi üretebilen dünyada az sayıdaki ülkeden biri haline getirecek. Bunlarla birlikte Midlas dikey atım sistemi ilkini biz TCG Anadolu'da görmüştük. Bu sistemde TCG Anadolu'ya entegre edilmiş durumda. Yakın zamanda da Murat Bey Hisar atışlarının bu sistem üzerinden yapılacağını belirtmişti. Hisar'la ilgili bir başka gelişme de Quad Pack olarak adlandırılan yani tek modül içinden atılmasıyla ilgili testler bekliyoruz. Bunlar da ilerleyecek. Levent'le ilgili de şunu söyleyelim. Bu yıl içerisinde ilk atış testinin yapılması bekleniyor. Ve bu sistemle de ilgili de hibrit sensör ve arayıcı başlık açısından yeni teknolojileri de Levent üzerinde göreceğiz gibi duruyor. Şimdi bu hafta içi katıldığım toplantılardan bir tanesi de malum 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü, Çalışan Kadınlar, Emekçiler Günü aynı zamanda önemli bir gün. Sadece kadınlarımızı 8 Mart'ta değil 365 gün hatırlamak, onları yanlarında durmamız gerekiyor. Boeing'in Türkiye ve Orta Asya Müdürü Ayşem Sargın, Pegasus Havayolları'nın CEO'su Gülüz Öztürk başta olmak üzere havacılığın kadın yöneticileri ki isimlerini de saymak isterim sizlere. Özlem Salioğlu, Türk Hava Yolları'nda Uluslararası İlişkiler ve İttifak Başkanı. Doktor Aybike Molbay, GE General Electric Aerospace'in Türkiye Araştırma Bölüm Müdürü. Profesör Doktor Hülya Cebeci, İTÜ'deki bu araştırma merkezinin sorumlusu. Ve avukat Serap Zubin tarafından Amerika'da aslında 25 yıl önce kurulmuş Women in Aviation International, Uluslararası Havacılık Kadın Kuruluşu'nun Türkiye kolunu açtılar. Bu kol yılda ortalama 1 milyon dolar civarında burs dağıtıyor ve hedefi
kadınların havacılıkla ilgili eğitim almalarını sağlamak. Bu başlangıç seviyesinden işte pilot, mühendis, kendilerini geliştirmek, master yapmaları, doktora yapmaları. Aynı zamanda da yönetici olan kadınların ek eğitimlerle daha kendilerini geliştirmesi için çok ciddi bir burs sağlıyor. Bu burs da artık Türkiye'de başlıyor. Ben nereden yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz açıklamalar içerisinde linklerini bırakacağım. Çok önemli bir girişim ve bu girişimin hikayesini dinlemek gerçekten çok hoştu. İkinci aşamada Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, Boeing'de veya diğer şirketlerde görev yapan kaptan pilot kadınlarımız, mühendis kadınlarımız bir araya geldiler. Tecrübelerini paylaştılar. ICAO'nun ve IATA'nın ortak bir girişimi var. Kadın oranının havacılıkta arttırılması için %20 civarında. 2025 itibariyle %25 hedefleniyor. Ama işte insan kaynakları gibi bölümlerde kadın çalışan sayısının artabilmesine rağmen hala pilotlarda dünya ortalaması %4 civarında. İşte Pegasus'ta bu %8'e kadar çıkmış. Türk Hava Yolları'nda 400 civarı kadın pilotumuz var. Ve özellikle operasyondaki kadın sayısı teknik anlamda, teknik bakım hizmetlerinde düşük. Umarım bunların sayıları artar. Güzel hikayeleri dinledik. Ben de biliyorsunuz iki kız çocuğu babasıyım. O güzel hikayeler benim gerçekten içimi açtı. Ve bu konuyla da ilgili çalışmalar yapacağız. Başvurular, şunlar bunlar. Bunları da konuları desteklemek, daha fazla kadınımızı havacılık dünyasında görmek istiyoruz. Gerçekten bakınca çok başarılı kadın yöneticilerimiz var. Umarım sayıları artar diye sizlere belirtmek istiyorum. Ve tabii ki böyle şehir içinde dolaşırken hep hayaller var ya, vitoller gelecek, pilotsuz bunlar. İşte sizi bir noktadan alacak, bir yere doğru götürecek gibi şeyler var, hayaller var. Bir kısmı gerçek olacak, bir kısmı olmayacak. Hani hala elektrik motoruyla ilgili de ilginç yaklaşımlar var. Bu işe giren şirketlerden biri de Airbus. City Airbus olarak adlandırılan 12 metre kanat açıklığına sahip, yaklaşık 2 ton kalkış ağırlığına sahip bir hava aracı konsepti yapıldı. Bu konseptin ilk uçuşunun yıl sonunda yapılması hedefleniyor. Ama şöyle hatırlayayım, anlatayım. Berkan sen de hatırlayacaksın. İstanbul Air Show sırasında Balkız Hanım vardı. Biz Balkız Hanım'la röportaj yapmıştık. O röportajın da linkini bırakalım buraya. Balkız Hanım, Balkız Sarıhan. Bu şehir içi ulaşım konusunda kurulan şirketin, Airbus'un CEO'su. O da tabii kadınlarımız açısından çok çok önemli bir hareket. Balkız Hanım'ın öncülüğünde bu tasarım gerçekleştiriliyor. Gerçekten Boeing'in bu toplantısı arkasından, Airbus'un bu açıklaması arka arkaya geldi. Kadınlarımız açısından çok gurur verici bir durum. Bu işe giren çok sayıda şirket var. İşte bir kısmı borsaya kote oldu. Hani o biraz şüpheli o konu. İşte bu iş yapılabilir mi? Çok milyar dolar fon aldılar. Yapılabilir mi bilmiyorum. Ama Airbus'un yaklaşımı, Airbus bir havacılık şirketi. Helikopter bölümü çok kuvvetli. Demek ki Airbus bunu yapılabilir görüyor ki böyle bir işe giriyor. Bakalım yıl sonunda uçarsa pilotsuz sistemler olacak bunlar. Yani şehir içinde taksi çağırır gibi bu hava aracı sistemlerimizi getirecekler. Bizi alacak, bir yerlere getirecek. Gerçekten trafik sıkışıklığına bir çözüm olacak gibi duruyor ama heyecan verici, bunu da belirtmemde fayda var. Tabii ki bir Türk'ün de bu proje içerisinde olması, hem bir kadının bizi çok çok gururlandırıyor. Bunu da ifade etmemde fayda var. Evet, bu haftada gündemimizi tamamladık. Serhat Hoca ile de çok güzel bir muhabbet oldu. Böyle farklı bir konsept yaptık. Belki Berkan, böyle bir arada konuk mu alalım, ne yapalım? Sence nasıl geçti? Evet. Martılara bir dahakine de ekmek bir şey alalım. Martıları da besleyelim havada. Geçen hafta 23-24 dereceydi kemer. Bugün hava 6 derece civarında, İstanbul'da yağmur altında. Çekimimizi tamamladık. Yavaş yavaş gidelim. Daha önce de söylediğim gibi çekimle ilgili konularımızı ayrı ayrı ben belirtiyorum. Ve merak eden istediği bölümü tutup oradan seyredebilir. Evet, benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yazın. Ben de bir sonraki gündem konularımda onları değerlendirmeye çalışayım. Görüşmek üzere.